Kıymetli makine teknisyeni takipçilerim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, bıçağımız kesmediği zaman bıçağı eğer bir sorun varsa bıçağı nasıl değiştirebiliriz? Bu videomuzda da onu sizinle paylaşacağız. Arkadaşlar bu 246. videomuz. Bakın şu anda makası çalıştırıyoruz. Juki düz makine dediğimiz makine ipi kesmiyor. 50 numara iplik. Plakayı önceden vidalarını söktüm hazır olsun diye. Şimdi de makine ayağını sökelim. Bu şekilde makinenin ayağını da sökmüş olduk. Plakamızı açalım. Dediğim gibi vidaları önceden açmıştım hazır olsun diye. Fazla zamanınızdan almayayım diye. Kıymetli arkadaşlar daha net göresiniz diye dişli bölümünü de çıkarıyorum. İki vida ile açılıyor biliyorsunuz. Eğer tamirciden uzaksanız siz de bu videoyu izleyerek makas bölümündeki kırılan parçaları kendinizde değiştirebilirsiniz. Bakın şu hareketli bıçak dediğimiz bakın ucu orada oynuyor ama kırılmış. Şimdi üst bıçağı sökelim. Bu sabit bıçak dediğimiz şu anda iki vida ile söktüğüm biz ona sabit bıçak diyoruz. sabit bıçağımızı alıyoruz üstten. Şöyle baktığımız zaman zaten belli oluyor. Hareketli bıçak. Yani hareket eden, makası hareket ettiren ve işi kesen yani daha doğrusu ipi kesen bıçak ucu kırılmış. Şu gördüğünüz hareketli bıçak parmağımı değdirdiğim. Biz ona hareketli bıçak diye isimlendiriyoruz. Ucu kırılmış. Onu değiştirmemiz gerekiyor. Yedek parça satan yerlerden siz de temin edersiniz. Eğer böyle bir şey başınıza gelirse o bıçağı değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi alyan vida ile açılan şu üstte iki tane vida var. İğnemizi yukarı kaldıralım. Anahtarımız iğneye çarpmasın. Şöyle açıyoruz vidamızı üstteki koruma çünkü bu hareket ettiren bıçağı o bıçağı hareket ettiren kısım üstten bıçağa baskı uyguluyor. Kıymetli arkadaşlar, dikkatli izlerseniz videolarımızı 250'ye yaklaştı videolarımız. Hepsini izlerseniz videolarımızın çoğu tekstille faydalı olan videolar. Bakın üstteki vidayı açtıktan sonra şu alt kız kısımda torna ile açılan bir vidamız daha var. Onu da açıyoruz ki o bıçağın üstündeki koruma dediğimiz yani o parça bıçağı hareket ettiren kısım çıkarabilirsiniz. Yoksa çıkaramazsınız. Şu alt vidayı da çıkardıktan sonra bakın o da alttan tutuyor o vidayı. Çünkü o kısmı, o parça iki vida iki vida ile tutuluyor bu vida. Bakın. Şöyle baktığımız zaman orada iki vida yeri var. Birini üstten zaten vidalamışlar. Bir de alttan. Aklınızda bulunsun. Muhakkak bu ayrıntıyı kaçırmayalım. Tek vida ile tutturulmamış. iki vida ile tutturulmuş. Ve gelelim hareketli bıçağımızı çıkarmaya şimdi. Hareketli bıçağımız da gene alyan vidasıyla açılıyor. Bakın bıçağı görüyor musunuz? Ocu kırılmış. Şu uç kısmı normalde şimdi yenisini size göstereceğim. Görürsünüz. O parçası kırılmış. Parça kırıldığından dolayı tabii ki görevini yapamaz. Şimdi yedek parça cüzdan aldığımız parçayı yani hareketli bıçağa takacağız. Önce bir silelim, temizleyelim. Her şeyden önce mak makinalarımızın bakımını düzenli yapmamız gerekiyor. Eğer ki makinalar düzenli çalışmasını istiyorsak biz de düzenli bakım yapmamız gerekiyor tabii ki. Bakın bıçağın şu anki orijinal bıçağın ucunu görüyorsunuz. Az öncekinin ucu kırılmıştı şu anki sağlam olan bıçağın ucu tak, taktığımızda zaten hareket ettiğinde görürsünüz sizde. Şöyle öncelikle bıçağı sabitleyelim oraya. O vidayı en son söktüğümüz vidayı şimdi ilk başta onu sıkıştırmayla başlıyoruz. Hareketli bıçak dediğimiz şu anda taktığım bıçak arkadaşlar. Şu bıçak hareketli bıçak diye isimlendiriyoruz biz bunu. Ve bıçağı hareket ettirecek olan koruma dediğim, hani ben koruma diye isimlendiriyorum. Başkaları başka şekilde isimlendirebilir. Ve onu oturtuyoruz yerine tam olarak. Şu pim, bıçağın üstünde bir pim gibi bir şey var. O pimi de muhakkak yerine, bakın şunu yerine oturtup öyle vidayı sıkıştırın ki, Sonra uğraşmayasınız. Bir daha vidayı açmak zorunda kalmayasınız. O pimi yerine oturttuktan sonra vidamızı sıkıştırıyoruz. Üstteki alyanlı olan vidayı. Alyanlı vidayı sıkıştırdığımız zaman böylece hareketli bıçağı orada şimdilik sağlamlaştırmıştık. Olalım ve üst sabit bıçağı arkadaşlar. Üst sabit bıçağı da sıkıştırırken burada bakın şu sıkıştırdığım iki vida o bıçağı ileri geri yapabilirsiniz. O bıçağın pozisyonundan ona göre hareket ettirebilirsiniz. Şu alttaki vidayı unutmayalım tabii ki. Alttaki vidayı unutmayın. Bir alyan anahtarı yardımıyla vidanın yuvasını ayarlayın. Tam yerine vida denk gelsin ki rahatça takabilirsiniz o vidayı. Şimdi bu alttaki vidamızı da sıkıştırdıktan sonra gelelim bıçak pozisyonuna. Arkadaşlar üst sabit bıçak ve şu hareketli bıçağın şekli bakın. En önemli kısım burası. Onu ayarlarken şu alttaki hareketli bıçağı görüyorsunuz pozisyonunu ve üstteki bıçağı da. Orada bir çizgi var o çizgiyle aynı hizaya getiriyorsunuz. Alt bıçaktaki izanın tam oradaki bir çizgi gibi bir şey var. O yivset gibi diyelim. Oraya göre ayarlıyorsunuz. O şekilde ayarladığınız zaman bakın alt bıçağın ucunda hafif bir delik gibi bir şey var. İğne deliği gibi bir şey var. Onu böyle üst bıçağın hemen hemen yanından göreceksiniz. Bıçağın pozisyonu bu arkadaşlar. Bakın. Siz de dikkatli izleyin özellikle. Bu şekilde ayarladığımız zaman tek seferde bıçakları ayarlamış oluruz. Aksi takdirde ipi kısa keser, ipi kesmez, ipi kısa keser, uzun keser. O şekilde sorunlar yaşarsınız. O yüzden üst bıçak ve hareketli bıçağın pozisyonu çok önemli. Özellikle şu üst bıçağı en son yerleştirirken onun çünkü vida yuvasında mesafeler var ona göre ayarlamanız lazım. Kıymetli arkadaşlar, mümkün olduğu kadar ben yeni videolar sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Faydasını olduğunu düşündüğüm videolar gelmeye devam edecek. Sizden ricam siz de kanalımızı takip edip arkadaşlarınıza tavsiye edip videoları izlediğiniz zaman beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Siz ne kadar destek çıkarsanız biz de o kadar video öğretmeye devam edeceğiz. O kadar çözüm üretmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdilik plaka vidasının bir tanesini sıkıştıralım. Zamandan fazla çalmamak adına zamanınız çünkü kıymetli. Siz de bu videoyu izlerken fazla zamanınız kaybolmasın diye özet geçmeye çalışıyoruz. Şimdi parçamızı şu eski iplikleri bir alalım üstünde. Onları bir sökelim ki hani en azından belli olsun. Kıymetli arkadaşlar kanalımızı takip edip abone olursanız seviniriz. Sizin bize olacağınız en büyük destek odur. Ve beğeni butonuna basmayı unutmayalım dediğim gibi. Bakın şimdi deneyelim. Çünkü kendimizden emin olduğumuz için bıçak sistemini düzenli taktık. Şimdi düzenli bir şekilde ipi kesecektir. 50 numara ip olmasına rağmen kalın ip dediğimiz olmasına rağmen bakın bıçağı görüyorsunuz. O bıçaktan dolayı kesmiyordu. Bu şekilde bu videomuzu da sizinle paylaşmış olduk. Arkadaşlar kanalımızı takipte kalalım. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler.